Selamun aleyküm sevgili dostlar, kardeşler. Gazi Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin sempozyum bu tarafta mı? Ortaklaşa düzenlediği, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı sempozyumun açılış. Oturumuna katılmak için Gazi Üniversitesi'ne geldik. Konferans salonu ne taraf? Konferans salonu. Şurası. Tamam. Şu giriş. Teşekkür ederim. Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Keçiören Belediyesi'nin sponsorluğunu yaptığı 2. Uluslararası Türk ve Rus Akademik Araştırmalar Kongresi, UTRAK. Second, the International Turkish Russian World Congress on Academic Research. 15-17 Kasım 2019 Gazi Üniversitesi. Pardon, giriş neresi? Efendim? Giriş kongreni. Açılış. Açılış yapıldı mı? Yeni mi? İçerikler şu tamam. Başladı. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanım, çok kıymetli Gazi Üniversitesi Rektörü, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, yurt içinden, yurt dışından teşrif etmiş kıymetli araştırmacı misafirler, kıymetli öğrenciler, hepiniz saygıyla selamlar. Öncelikle böyle mühim bir konuda akademik bir program yapan arkadaşları tebrik ederek yani sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki burada işin sekreteryesine üstlenmiş olan Osman Küsel arkadaşımız, Gazi Üniversitesi'nde Selma Yel arkadaşımız biraz daha ön plana çıkıyorlar. Tüm katılanlara bu program dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Türkler ve Ruslar tarihin öncü milletlerinden, Türkler ve Ruslar son dönem bütün dünyayı hükümranlığı altına almış Avrupa kıtası milletlerinin 5 milletten ikisi. Diğerleri Anglo-Saksonlar, yani Latinler ve Cermenler. Ve bu hükümranlık silsilesi de devam etmekte. Türkler ve Ruslar çok uzun süreli siyasi teşekküllerin ana parçası milletlerden. Ta günümüzden 1600 önce Avrupa'ya gelmiş olan Hun çağından itibaren Türklerle beraberler. Tabi Hunların yapmış olduğu o zamanki dünya sosyal ve siyasi sisteminde büyük bir başlangıç. Çünkü kavimler göçü diye bildiğimiz bu göçler bugünkü Avrupa milletleşmesinin ve kültürel yapısının ortaya çıkışında birinci faktör. Ve ayrıca Batı Roma dediğimiz hala daha muazzam bir devlet hüviyetinde olan bir devletin de yıkılışının başlangıç noktası. Tabii arkasından bu beraberlik çağlar boyu devam etti. Pax Hazarya, yine Altın Ordu geçenlerde onun da bir toplantısını gerçekleştirdik ve Osmanlı Devleti.
Rus münasebetleri deyince Osmanlı Devleti dönemindeki yaşananlar biraz daha zihinlerde daha berrak. Hiç şüphesiz. Kutsal İttifak dediğimiz, Kutsal İttifak çağının ortaya çıkardığı savaşların aktörlerinden birisi de Mustafa. Yani 1683'te 1699 arasında Avrupa'da yaşanan bu Kutsal İttifak çağı ki Türklerin Viyana'dan dönüşünün de tarih içerisinde bir ana noktasını ihtiva eder. Bir dünya savaşıdır. Biz dünya savaşlarını 1. ve 2. Dünya Savaşı olarak telakki ederiz. Ama dünya savaşları onun çok ötesinde. Mesela daha sonraki dönemde 1798-1815 tarihleri arasında Avrupa'da Napolyon çağı diye anılan bir devre vardır. O da bir dünya savaşıdır. Çünkü hani belki başlangıcı Fransızlardır ama hani Osmanlı Devleti, Almanya devletleri, Rusya, Avusturya, Danimarka, Rusya, İspanya, İtalya, İngiltere ve tabii Fransa savaşa dahil olmuştur. Dünya üzerinde bir savaşa o çağdaki askeri güçlerin ekseriyeti iştirak ediyorsa o savaşın tarihinde dünya savaşı diyor. Yoksa bütün dünyanın girdiği savaşlar değil, askeri güç olarak. Şimdi bütün bu mücadeleler içerisinde yani Osmanlı Devleti ile Ruslar arasındaki bu savaşlardan ikisi var ki Osmanlı Devleti'ne yönelik olarak ağır bir darbe. Birisi 1774'teki Kaynarca esas Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemini başlatan tarihtir. En büyük askeri ve siyasi kaybın yaşandığı tarihtir 1774. Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu. Arkasından yaşanılan başka siyasi olaylar da 1786, 1792, işte 1806, 1812, 1828-1824 savaşlar. Ama esas 74'ten 100 yıl sonra yaşanan başka bir savaşta da işte 93 Harbi dediğimiz savaşta da gene durum Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmış. Ruslarla askeri ve siyasi nitelikli son karşılaşma Bakü. Yani bu da tabii ki hani belki dolaylı ama oradaki Bolşevik kuvvetlerle münasebetli meşhur Nuri Paşa'nın Osmanlı Devleti açısından bitime 5 dakika kaldı diyebileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen bir sefer. İstanbul'dan başlayan bu sefer Doğu Anadolu'yu Kafkasya'yı kuşatıyor. O zamanki hani Bakü'deki kardeşlerini kurtarmaya yönelik bir sefer ve 15 Eylül 1918'de yani bu sefer Bakü'de sonuçlanıyor. Bu son temastır. Ondan sonra yeni bir çağ başlıyor Türkler ve Ruslar açısından. Bu çağ şöyle bir çağ, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda birinci temel faktör Ruslardır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Her zaman tarih aleyhe akmayabiliyor. Bakıyorsunuz ki hani karşınızda hasım olan hiç anlaşamadığınız yapılar size zırnen veya doğrudan destek vermiş. İşte böyle bir donanım başlıyor. Bence hani adeta hani masallarda veya hikayelerde karşılaşacak bir durum. Nitekim Ruslarla bir dostluk dönemi başlıyor. Dostluk dönemi 16 Mart 1920 bir Kars Anlaşması'nı getirecektir. Çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bunun devamı 13 Ekim 1921 Ekim, 13 Ekim 21 Kars Anlaşması, Moskova'dan sonra Kars Anlaşması ve 20 Ekim 1920 tarihi Ankara İttihadı.
Rusya hem Fransa ki ayakta kalmış üç büyük devletten biridir Avrupa'da. Rusya, Fransa ve İngiltere. Bunlardan ikisi Ankara'yı tanımaktadır. Yani Ankara'yı açan, yeni Türk devletine yol veren, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden çizgiyi takip eden ana hat budur. Bu açıdan Ruslarla yeni bir dönem başladı diyoruz. Tabii hayat sadece mücadeleden ibaret değil. Milletlerin hayatı da aynı şekilde savaşlardan ve muharebelerden ibaret değil. Ama hiç şüphesiz savaşlar, muharebeler, milletlerin mücadeleleri ana dönüm noktalarını oluşturuyorlar. Tıpkı tabiatta meydana gelen çok kuvvetli depremler. Depremler pek çok jeolog uzmana göre, pek çok tarım uzmanına göre hayatın da başlangıcıdır. Bir bakıma olumsuz gibi görünür ama bazı akarsuların ortaya çıkması, bazı önemli kaynakların vücut bulması, bazı çok verimli toprakların ve alüvyona dönüşecek ovaların ortaya çıkışının kaynağı depremlerdir. İşte tarihte de bu tür savaş ve muharebelerin bu şekilde olduğunu bir bakıma teşbih edebiliriz. 1918'den itibaren dünya tarihini gördüğü bu iki mücadeleci millet, yan yana yaşayan bu iki muazzam devlet bir daha savaşmadılar. Bu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapmaya da devam etti. İşte 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümranlığını kuvvetlendiren bir sözleşmedir. Kim ne derse desin. Yani Türk Boğazları dediğimiz boğazlar Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük katkı yapmıştır. Bugün de yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Tabii ki bu arada Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Rusya'dan gelen yardımları unutmayalım. Belki içinizden hemen diyeceksiniz, onlar Rusya'dan değil, Türklerden diye. Hiç şüphe yok. Yani yol çizersek, takip edersek şüphesiz Buhara, Hive Hanlıkları gibi Han topraklarında toplandı onlar. Ama hiç unutmayalım ki Rusya üzerinden geldi. Hani şu soğuk, bazen sözünde hiç durmayan dünyada bu yardımların Moskova üzerinden de gelebilmiş olması tarihin çok önemli müsbet kayıtlarından birisidir. Ve ayrıca işte paraların bir kısmı Moskova'da kaldı, bir kısmı geldi. O da ayrı bir konu. Çünkü o zamanki yeni teşekkür etmekte olan ve bizi büyük taarruza götüren Türk ordusunun büyük çaptaki silahlarda Rusya'dan gelen bu silahlar gerçekleşmiştir. Bunun ne kadar o paraya tekabül eder? Bugün henüz bunu çok hesaplayamıyoruz. Ama böyle bir tarih. Aradan 100 yıl geçti. 2019. 1918 2019. Bu 101 yıllık bence Türk-Rus beraberliğinde altın bir çağ. Arada belki bir Sovyet dönemi yaşandı. Soğuk savaş dönemleri yaşandı. Türkiye'de ideolojik mücadeleler döneminde bu o zamanki Sovyetlerin tesir ettiği dönemler yaşandı. Ama her halükarda Türkiye, Rusya bu 101 yıllık dönemde hiç artık savaşmadı. Bunun çağ olarak, zaman dilimi olarak çok kıymetli bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. 1960'lı yıllarda ben küçük bir kitapçık okumuştum. Adı çok çarpıcıydı, Tarık Buğra'ya ait. Kitabın adı Gagarin-Grad notları, yani Moskova notları. O zamanlar çok gidip gelmeler olmadı ama altında bir başka isim,
uzak komşu. Artık Ruslarla uzak komşu değiliz. İş bir noktada siyasetten, askeriyeden de beraberle, sosyolojik bir beraberle dönüştü. Oradan buraya gelenler, buradan oraya gidenler oluştu. İş bir noktada ekonomik bir bağlantılar noktasına geldi. İş bu şekilde, bunun görüldüğü gibi akademik beraberlikler, bağlantılar, hayli toplantılarda buluşma noktasına geldi. Bu tabii ki güzel bir yansıma. Türk-Rus beraberliği bundan sonra da hem iki devletin arasındaki gelişmelere şekil verecek, hem de dünyanın bu bölgesinde geleceğe şekil verecek. Çarpışan, gidişen, daralan bu dünyada çok kıymetli. Bütün milletler için, devletler için kıymetli. Dolayısıyla şu yaptığımız toplantı da çok kıymetli. Ben tekrar arkadaşlarımı kutluyor. Hepinize sağlıklar diliyorum efendim. Sağ olun. Misafirler, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliği ve desteğiyle Türk Tarih Kurumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Lomonos Moskova Devlet Üniversitesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 2. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli hocalarım, hem kongrenin geçmişiyle ilgili hem de Türk-Rus ilişkilerinin dünden bugüne tüm detaylarıyla birlikte, ana başlıklarıyla da olsa izah ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlki yine ifade edildiği gibi geçen sene 14-16 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ve Türkiye ile Rusya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden Rusya, Türkiye ve etraf coğrafyası ile ilgili tarih, edebiyat, kültür, sanat, felsefe, sosyoloji, iktisat, işletme, hukuk, eğitim gibi alanlarda bilimsel çalışmalar, araştırmalar yapan araştırmacıları bir araya getiren ve onların çalışmalarıyla birikimlerinin paylaşılacağı böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Asırlardan beri birbirleriyle ilişki içinde olan Türkler ve Ruslar kimi zaman az önce de ifade edildiği gibi savaşmış ve 101 yıllık geçmiş dönem az önce de ifade edildiği gibi bakıldığında genel bir barış atmosferi içerisinde birlikte olmuşlardır. Türk ve Rus ilişkilerinin siyasi, sosyal ve askeri geçmişine ışık tutacak olan bu etkinlikte geçmişten bugüne Türk-Rus ilişkilerini şekillendiren savaşlar, ittifaklar ve güç mücadeleleri irdelenecektir. Türkiye ve Rusya'nın en köklü devlet üniversiteleri ve kurumları arasındaki bu işbirliğinin devam ettirilmesi, kongre ile birlikte Türkiye'nin akademik ve entelektüel profilini de Batı dünyası ile Rusya coğrafyası arasında bilgi üretimi ve paylaşımında kilit bir köprü konumuna getirecektir. Tarihsel bağları çok eskiye dayanan
Türk ve Rus dünyasında çalışan bilim insanlarını bir araya getiren bu kongrenin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını ve kongrenin başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Sağ olun. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri yüzyıllardır tarihin, siyasetin ve diplomasinin kesiştiği bir alanda şekillenmeye devam ediyor. Bu ilişki aynı zamanda 19. yüzyılda İngiltere, Fransa, son yüzyıldır ise Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa sarkacında salınan bir görüntü de arz ediyor. Birbiriyle tarihtaş ve aynı zamanda zaman zaman da tarihi çeşitli dönemlerinde sınırdaş olan Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin hem bu sarkaçtan kurtulması hem de kültür, sanat ve bilimin odağında olduğu bir konuma da taşınması gerekiyor. Bunu siyasetçiler yapamaz. Askerler, kanaat önderleri, gazeteciler hiç yapamaz. Bunu yapacak olan, yani Türkiye'yi tarihten beri Türkiye-Rusya ilişkilerini farklı sarkaçlarda, farklı parantezlerde ele almaktan kurtaracak olan bilim adamlarıdır, akademiyadır, yani sizlersiniz. Bugün burada atılan adım ve bu yıl ikincisi düzenlenen Türk-Rus Kongresi, işte bu nedenle çok değerli bir adım. Büyüyerek devam etmeli, başka girişimler, öğrenci ve akademisyen değişim programları, akademik işbirlikleri ve ortak projelerle taçlandırılmalıdır. Mesela bugün Rusya'nın halkları arasında yer alan Yakutlar ile bilinen en eski Turani kavimlerden olan İskitler, yani Sakalar, arasındaki bağ, muhtemel bağ, araştırılmaya muhtaç bir bilimsel konudur. Benzer şekilde Ural-Altay silsilesinde ortaya çıkarılmayı bekleyen ve her iki ülke kültürünü de derinden etkileyen devasa bir ortak miras yapmaktadır. Altınordu Devleti ile Rus Knezlikleri arasındaki ilişkiler, mesela Hazar Devleti ile ilk prototip Rus halkları, yerleşimleri ve Knezlikleri, prenslikleri arasındaki ilişkiler, Osmanlı döneminde Çar Büyük Petro ile Padişah 3. Ahmet ve İsveç Kralı Demirbaş Şarl arasında üçgeninde yaşananlar, bilimin merceği altında mutlaka incelenmeli ve elem alınmalıdır. Yine Prut sonrası Baltacı Mehmet Paşa ile Çariçe Katerina arasında yapılan anlaşma ve onun arka planı magazin düzeyinden akademik seviyeye taşınmayı fazlasıyla hak etmektedir. Sovyet Rusya ile Refik hocamızın az evvel çok isabetle değindiği yeni cumhuriyet arasındaki yoğun ve sıcak ilişkiler, Kars-Moskova-Ankara anlaşmaları, genç cumhuriyetin 1931-32'den itibaren uygulamaya koyduğu 5 yıllık kalkınma planları ve bunlar üzerindeki Sovyet-Rusya etkisi derinlemesine akademik çalışmalar yapmayı hak eden gelişmelerdir. Zira bu alanı akademi bilimin ve sanatın ışığıyla aydınlatmadığı zaman Türkiye-Rusya ilişkilerinin üzerine ideolojilerin, savaşların ve bazen de magazinin gölgesi düşebilmektedir. Örneğin 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı internet sayfasını oluştururken Cumhurbaşkanlığı arşivinde araştırmalar yapmaya başlamıştım ve sayfayı nasıl zenginleştirebiliriz diye kafa yormaktaydım. Bu sırada arşivde Rus yönetmenler Sergey Yudkevich ile Lev Amstam'ın çektiği Türkiye'nin Kalbi Ankara belgeseliyle karşılaştım. Ve bu belgeseli Cumhurbaşkanlığı internet sayfasında yayınladım. 2008 yılının Ağustos ayında. O esnada tabii Gürcistan ile Rusya arasında bir savaş devam etmekteydi. Ve medya, tabii ki gazeteler elbette günlük olanı, anlık olanı, haber değeri olanı, gürültü koparacak olanı öne çıkartacaklar. Medyada
Tabii bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz başka bir şeyin peşindeyiz. Orada daha önce kamuoyuna arz edilmemiş olan önemli bir takım görüntüler var ve bunların kamuoyuyla paylaşılmasında isabet olacağını düşündüğümüz için koymuştuk. Ayrıca bu belgeselin tabii şöyle bir özelliği de vardı. 1960'larda dönemin TRT yönetimi tarafından işte komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle sakıncalı ilan edilmişti. Bu fiili bir yasaktı. Hukuki, resmi olarak bir devlet kararı şeklinde bir yasak yoktu Türkiye'nin Kalbi Ankara belgeseli üzerinde. Buna rağmen medyada yasaklı belgesel serbest bırakıldı, yorumları yapıldı. Bu da fena bir şey değil, güzel bir şey. Oysa ilginç olan konu şu, belgesel bizzat Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Rus yönetmenlere, yani Sergei Yudkevich ve Lev Arslan'a sipariş edilmişti. Verilen özel izinler ile Ankara'daki çekimler, İstanbul'da bir takım çekimler, işte modernleşen Türkiye'yi gösteren görüntüler ve sağlanan kolaylıklarla çekilmişti bunların hepsi. Ama dediğim gibi tabii basın haklı olarak, doğal olarak gürültü koparacak olan, spekülatif olan anlık güncel bilgiyi öne çıkarıyor. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Atatürk ile dönemin Ankara Büyükelçisi, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Grieve'in görüntülerini yayınladığında ise bu sefer aynı medya Çankaya Köşkü'nden Amerika'ya selam şeklinde başlık attı. Tabii medyatik akıl dediğimiz akıl günlük çalışır, anlık çalışır, kısa vadede değerlendirmesini yapar ve kayda geçirir onu. O yüzden de orta vadede, uzun vadede kendisiyle de çelişen bir takım görüntüler ortaya koyabilir, manzaralar ortaya çıkartabilir. Diplomatik akıl ise yarım asır, bir asırlık ortalama bir vizyona sahiptir. Yani orta vadede işler. Ülkenin ve devletin haklı olarak, doğal olarak çıkarına odaklanır. Türk-Rus ilişkilerinde elbette her ikisinin de yeri vardır. Yani medyatik aklında, diplomatik aklında yeri vardır. Ancak başta da değindiğim gibi Türkiye ile Rusya arasındaki devasa ilişki, yani Altın Ordu Devleti'ne kadar götürecek olursak neredeyse 800 yıllık bir ilişki daha fazlasını hak etmektedir. Bu da devasa tarih, kültür, sanat ve bilimsel birikimiyle bu ilişki kendisini yorumlayacak bir akademik akla ziyadesiyle ihtiyaç duymaktadır. Zira akademik akıl, medyatik ve diplomatik akıldan farklı olarak asırlara avuçlayabilecek bir öngörü ve vizyona sahip olan elimizdeki tek seçenektir. Bugün Türkiye ve Rusya nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa sarkacından çıkabildiği ölçüde kendi tarihi ve siyasi rollerini bölgesel ve küresel aktörler olarak oynayabiliyorlarsa, akademik alanda da birer özne olarak davranmalı, tarihini ve kültürünü ve bilim dünyasını da aynı şekilde hiçbir dış etki altında kalmadan inşa edebilmelidir. Bu vesileyle bugün ikincisi düzenlenen Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi'nin önemini